Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Yine yeniden bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olduk, sizler için çok özel röportajlar yaptık ve merak ettiğiniz soruları sorduk. Ayrıca iş dünyasında rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle hemen haber turumuza başlayalım. Dünyanın sayılı büyük barajlarından Atatürk Barajı kapasitesiyle tek başına ülkenin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayabiliyor. Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, yapımına 1983 yılında başlanan Atatürk Barajı'nın döneminin kısıtlı teknolojilerine rağmen 7 yıl gibi kısa sayılabilecek sürede tamamlandığını söyledi. İhracatın kalbi İstanbul'da atıyor. Türkiye'nin dev ihracat zirvesi başladı. Ekonomi Bakanlığı himayesinde ve TİM'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede ihracatçı sorunlarını anlatacak, hükümet temsilcileri yol gösterecek. Etin kebaba dönüştüğü yer sloganıyla müşterilerine kaliteli lezzetler sunan Murat Alioğlu İskender Kebap'tayız. İzleyelim. Öncelikle mekanımızla ilgili biraz bilgi alalım. Mekanımız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl gelişti? Yaklaşık 5 yıldır Mimar Oba'da faaliyet göstermekteyiz. Yani 250 kişilik kapasitemiz var. Engelli parkurumuz, çocuk oyun parkımız var, mescitimiz var. Yani biz burada aslında hoş geldinle güle güle arasındaki o yarım saatlik dilimde misafirlerimize daha nasıl mutlu ederiz diye çaba göstermekteyiz. Evet. Gelen misafirler de bizden çok memnunlar. Biz de layık olmaya çalışıyoruz. Evet. Gerçekten de öyle. Kaliteli bir hizmet sunuyoruz ama lezzet, damak tadı bunlar da çok önemli. Doğal olarak az önce bahsettiğim gibi etin kebaba, kebabın lezzete dönüştüğü yer burası. Peki lezzetin sırrı nedir? Ya şimdi herkes işini severek işte mutluluğunu katıyor, işte sevgisini katıyor. Tabii gerçek bu ama klasik. Biz gerçekten her işimizi gülerek yapıyoruz. Severek yapıyoruz ve eğleniyoruz. Yani işimizde eğleniyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Bu eğlencemizi de ürünlere yansıttığımızda ve bu ürünleri de misafirlerimize lezzetini tam anlamıyla ustalarla beraber Diyarbakırlı, Urfalı, Gaziantep'li, Hataylı ustalarımız var. İşin duayenleri değil mi? Kesinlikle, tabii ki onların elinden çıkıyor. Biz de Trakya etini, lezzetli eti verdikten sonra da bir sanat çıkıyor ortaya. Ben çok mutluyum yani restoranımda, yani misafirlerle beraber. Çok keyifliyim yani. Etin kebaba dönüştüğü yer, Murat Alioğlu İskender olarak yola çıktık. Biz hep bölgemizin İskendercisi olmak istedik. Bunu da başardık. Ben bütün misafirlerimizi Alioğlu İskender'e bekliyorum. Spor hayatımızı nasıl etkiler? Basketbol ve voleybol boy uzatır mı? İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız ise Atakent. Sağlıklı yaşam için tabii ki egzersiz şart. Biz de Atakent Elit Spor Kulübü'ne konuk olduk ve yanımızda eğitmenimiz ve antrenörümüz Bora Uçar ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle özellikle annelerin ve babaların çok merak ettikleri bir soru var. Spor eğitimi etkiliyor mu? Şöyle söyleyeyim, spor eğitimi etkiliyor, evet, ama olumlu yönde etkiliyor. Çünkü spor yapan çocuk her zaman için daha sağlıklı ve daha disiplinli ve bütün konularda yapacağı planlamasını iyi yaptığı için bu çocuk her zaman için başarılı oluyor. Spor, bu çocuk okulda beyni dolarak geldiği zaman özellikle sporda deşarj oluyor ve bundan kaynaklı olarak da çocuklarımız daha başarılı olduklarını biz görüyoruz ve geçen sene TEOG sezonunda bizim küçük kızlarımız İstanbul şampiyonu oldular. 38 maç yaptılar. 38 maçı da kazanarak İstanbul şampiyonu oldular. Ve bu çocuklarımızdan
hepsi çok başarılı okullara gitti ve çok iyi puanlar aldılar. Evet, burada şu anda voleybol eğitimi veriliyor. Bu anlamda annelerin ve babaların çok merak ettikleri bir soru daha var. Voleybol ve basketbol boy uzatır mı? Şöyle söyleyeyim, tabii ki etkisi vardır ama bu genel olarak çocuklarımız basketbol ve voleybolda uzun boylu çocuklar seçildiği için insanlar da voleybol oynadığı için, basketbol oynadığı için bu kadar uzadığı düşünülüyor. Değil, bu genetiktir ama %10 olarak da sporun katkısı vardır tabii ki. Ama 1.60 boyunda olacak bir bireyi spor yaparak, basketbol, voleybol oynayarak bunu da 1.80 yapmamız mümkün değil. Atakent Elit Spor Kulübü bir kulüp ama çok yeni bir kulüp değil. Ama çok başarılı bir kulüp. Öyle değil mi? Evet. Peki nasıl oluştu? Biraz bu konu hakkında bilgi alalım sizden. Evet, şöyle söyleyeyim. Ben 18 yıldır voleybol antrenörlüğü yapıyorum. Farklı kulüplerde antrenörlükler yaptım. Atakent bölgesinde öğretmenlik yapıyordum. Burada en son oturduk, kendi kulübümüzü kuralım dedik. Farklı yerlere gitmeye gerek yok. Biz zaten burada üretiyoruz, çocuklar yetiştiriyoruz. Bizden daha üstte olan kulüplere gönderiyoruz, veriyoruz. Biz 2013 yılında Fahri Kıncal hocamla birlikte kulüp kurmaya karar verdik. 2013 yılında da kulübümüzü kurduk. Ve kulübümüz evet aslında çok yeni değil, eski de değil. Biz burada 3 sene içerisinde İstanbul şampiyonuna ve Türkiye 14.'lüğüne kadar ulaştık ve şu anda İstanbul'un en iyi 10 kulübü arasında süper finalde çocuklarımız yarışmalarına devam ediyorlar. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Uluslararası Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Akademisi Kindura ile özel bir röportajımız var sırada. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Bahçeşehir'de devam ediyor. Şimdi de eğitim sektörüne yönelik hizmet veren Kindru'ya konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın yöneticisi Havva Viyuf ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, ben Kindru Bahçeşehir yöneticisi Havva Viyuf. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz Kindru Bahçeşehir'e. Sağ olun. Burada çok güzel ve çok farklı bir program aslında, evet. Bu Kindru. Evet. Nedir? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Tabii, kısaca bahsedeyim. Aslında Kindru 0-5 yaş çocukların bilişsel, nörolojik, fizyolojik, duygusal, sosyal gelişimini destekleyen eğlenceli bir oyun programı. Annelerin temelde en büyük sıkıntıları bebeğimiz biraz büyüdükten sonra onunla iletişim kurmak, farklı gelişim alanlarında hem gelişimini doğru destekleyebilme kaygısı, hem de bunu nasıl gözlemleyecek? Çocuğum doğru gelişiyor mu? Bir profesyonel bakış açısına sahip olmasa bile ona yakın bir gözlem yeteneğine sahip olmak istiyorlar. Kindru programı aslında annelere bunu sağlıyor. 0-5 yaşta dediğim gibi farklı gelişim alanlarında çocuklarının gelişimlerini çok eğlenceli oyunlarla, hedef kazanımlı oyunlarla destekleyebiliyorlar. Kindru programına dahil olurlarsa. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizi de ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bütün annelere, bütün babalara saygım sonsuz. Çünkü hepsi iyi niyetli ve hepsi çocuklarını iyi yetiştirmek için gerçekten büyük zorluklara katlanıyorlar. Çok emek veriyorlar. Her zaman için şunu söylemek istiyorum. Bu emekleriniz, özellikle 0-3 yaşta, 0-1 yaşta verdiğiniz emekleriniz hiçbir zaman boşa gitmeyecek. Emek vermeye devam edin. İnşallah. Sağ olun tekrar. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Aslında tarzımızı renkler belirler. 2017'nin en moda renkleri neler? İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Göktürk'te devam ediyor. Şimdiki durağımız ise çok farklı tasarımlarıyla giyim üzerinde hizmet veren Nox Butik'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Sibel Şentürk ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, sağ olun siz? Biz de çok iyiyiz. Tabii burada özellikle hanımlarımızın vazgeçemediği birçok aksesuar var ve çok farklı tasarımlar var. Onlarla ilgili bilgi alacağız ama öncelikle bu yılın moda renkleri nelerdir sizden dinleyelim. Buyurun.
Bu kış yine bu yıl 2017'de de siyah ve gri ön planda ana yerini koruyor. Ama bunun yanında maviler, yeşiller, bunların hepsi koyu tonlarda. Yılbaşı dolayısıyla biraz daha kırmızılar, bordolar ön plana geliyor. Yine aslında bildiğimiz ana renkler bu kışta mevcut. Bunun yanı sıra burada çok farklı tasarımlar var. Evet. Ve onların hepsi yine Nox Butik'e özel, öyle değil mi? Evet, bizim markamız adına, yani Nox adına ürettiğimiz kıyafetlerimiz mevcut. Bunun yanında iki markanın daha satışını yapıyoruz. Corner'ıyız Göktürk'te. Bir sene öncesinden yine modayı takip ederek gelecek sene neler çıkacak, bunların hazırlıklarını yaparak modellerimizi hazırlıyoruz ve Nox markamızla birlikte sunuyoruz. Evet. Ve çok yoğun talep ediliyor, öyle değil mi? Evet. Talepler güzel. Biz de memnunuz taleplerin karşısında. Moda çok hareketli ve çeşitli bir sektör. Devamlı muhakkak yenilenmesi gereken ve ihtiyaçları çok fazla olan bir sektör. Bununla birlikte durmadan biz de bunlara cevap verebilmek için çalışıyoruz. Ve sürekli yenileniyorsunuz, değil mi? Aynen. Yenilenmeseniz mümkün değil zaten. Her gün, yani bunun bir şey de yok ama devamlı o hareketi sağlamanız lazım. Biz müşterimize istedikleri doğrultuda kombin yapıyoruz. Ama bizim müşterilerimiz de zaten çok bilinçli. Artık piyasa böyle. Onlar hiç bizim bile bazen gözden kaçırdığımız bir kombini harikalar çıkartıp burada yaratabiliyorlar. Neyle neyin olduğunun hiç önemi yok. Artık renklerin önemi yok. Her şey her şeyle kombinlenebiliyor. Yeter ki yakıştıralım, güzel dursun. Önemli olan da yakışması, önemli, değil mi? Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çok sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz hepsine. Mail adresimiz ve iletişim bilgilerimizi bulacaklar. Bu konuyla ilgili, moda ile ilgili sormak istedikleri her türlü soruya her zaman cevap veririz, yardımcı oluruz. Hepsini çok seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler tekrar, sağ olun. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Bayrampaşa'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise otelcilik sektörüne yönelik hizmet veren Wishmore Otel'e konuk oluyoruz. Otelimizin genel müdürü Erkan Akkurt ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyi, sizleri gördük, daha iyi olduk. Şimdi otelimizle ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle otelimizi tanıyarak başlayalım. Nasıl oluştu, nasıl gelişti? Memnuniyetle, tekrar hoş geldiniz. Otelimiz Bayrampaşa'nın en güzel lokasyonlarının birisinde kuruldu. Yani 198 odalı, 8 tane toplantı salonu olan, irili ufaklı salonları olan büyük bir balo salonu, düğünler organizasyonları için konferans salonundan, aynı zamanda 2 metrekare yakın spor merkezi olan bir otel, Türk markası, Wishmore Otel. Amacımız bu Türk markasını yurt içinde ve yurt dışında tanır bir hale getirip Türk turizmine katkı sağlamak. Açılalı 3,5 ay kadar bir zaman oldu. Bu zaman diliminde gerçekten iyi geri dönüşler aldık. Tabii içinde bulunduğumuz sektör aşikar belli ama biz yolumuza durmadan devam ediyoruz inşallah. İnşallah. Dediğiniz gibi çok yeni bir otel. Bu anlamda çok da fazla talep edilen bir otel. Bunun sebebi nedir peki? Biz aslında ekip olaraktan ve yatırımcının desteğiyle amacımız uzun soluklu bir otel zinciri oluşturmak. Yaptığımız işin kalitesi önemli. Ekipteki arkadaşlarımızın geçmiş tecrübeleri uluslararası otellerden gelme. Hizmet sektörünü bilen insanlardan kurduk kadrolarımızı. Sektör yönetici işleri iyi yaparken de bulunduğumuz lokasyonda büyük avantajı var. Bayrampaşa potansiyeli yüksek bir bölge İstanbul'da. Dolayısıyla ikisini bir araya getirdiğimiz zaman geri dönüşlerinin olumlu olduğunu gördük. Şu ortalık pazardaki durumlar düzelirse de inanın buradaki konaklamaların sayısı, organizasyonların sayısının artacağından eminiz. Evet, dediğiniz gibi tamamen profesyonel bir kadroyla çalışıyoruz. Bu anlamda zannediyorum başarıyı sağlıyoruz. Başarı doğal olarak geliyor çünkü güçlü bir ekip, güçlü bir kadro ve kaliteli bir hizmette olunca doğal olarak başarı da kaçınılmaz oluyor. Bu anlamda tabii ki otelimiz sadece odalardan ibaret değil. Bunun haricinde çok farklı alanları da mevcut. Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi özellikle sevgili izleyicilerimiz merak ediyorlardır. Tabii, buyurun. Memnuniyetle. Biraz önce bahsettiğim gibi 198 odamızın bazıları suite niteliğinde.
Kral Dairemiz de mevcut. Toplantı salonlarımız irili ufak 20 kişiden 350 kişiye yakın değişik organizasyon yapılacak kapasiteye sahip. Bir spor salonumuz var 2 metrekare. Bu spor salonunda fitness ve spa anlamında değerlendirebilirsiniz. 5 tane özel masaj odası, buhar odaları, saunası, hamamı olan aynı zamanda çok iyi bir fitness merkezi olan bir üniteden bahsediyorum. Yani bu bölgenin yaşayanlarına hitap eden çok güzel bir spor tesisi oldu. Zaten ilk açıldığımız ayda da bayağı bir üyelik talebiyle de karşılaştık. Gelen insanlar sunulan hizmetten, yapılan yatırımdan, ekipmandan son derece memnunlar. Ve herkesi bekliyor açıkçası otelimize. Evet, sadece burada konaklayanlar faydalanmıyor. Öyle değil mi? Yani dışarıdan da fitness salonumuza, spamıza üye olarak alımlar devam ediyor. Hedefimiz de var açıkçası bu yönde. Dolayısıyla iyi bir taleple karşılaştık. Biz de hizmetimizde bu talebe karşılık vermeye çalışıyoruz açıkçası. Çok güzel. Tabii bu arada hizmetimiz ön planda ve doğal olarak kaliteli bir hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Öyle değil mi? Aynen öyle. Biz bu bölgeye gelirken bu bölgeyi biraz araştıraraktan geldik. Bayrampaşa bölgesinde de genelde göçmen aileler oturuyor. Biz otel açtığımızda bunlara nasıl hizmetler sunarız diye biraz fizibilite yaptık. Bunlardan bir tanesi de düğün organizasyonları. Bu bölgede bu organizasyona ciddi talepler var. Biz de elimizdeki salonlarda bu tür organizasyona en iyi şekilde cevap verebileceğimizi düşünüyoruz. Ki geçmiş zamanlarda da bununla ilgili birkaç tane düğün de yaptık otelimizde. Yapan her kişi memnun ayrıldı buradan. Sonuçta tesis hazır. Gelip bizi değerlendirmelerini, tercih etmelerini bekliyoruz. Amacımız bu. Peki onun haricinde hedeflerimiz neler, projelerimiz var mı? Tabii ki Wishmore Oteli hem Türkiye hem dünyada bir marka haline getirmek ama onun haricinde neler yapmak istiyoruz, projelerimiz, düşüncelerimiz neler? Memnuniyetle ilk etapta biz İstanbul içerisinde 3 tane otel açmayı planlıyoruz. İlkini burada açtık, diğer ikisi de proje anlamında çalışmalar devam ediyor. İkincisi de bütün şartlar olumlu gelişirse Şişli bölgesinde açılacak. Sayı 3'e çıkarttıktan sonra da pazarın getirdiği talepler doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında bu markayı bilinir bir noktaya getirmek için şubeleşme yönünde ilerlemeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla etrafta bir sürü otel markası var. Biz hizmetin en iyisini sunaraktan, kaliteyi artıraraktan turizm sektöründe iyi bir noktaya ulaşmak istiyoruz. Turizm sektöründe değişik Türk markaları mevcut. Bunların biz etraftan duyumlarını da alırız. Biz de neden onlardan birisi olmayalım? Wishmore neden güzel bir Türk markası olmasın, yurt dışında şubeleri açmasın? Hedefimiz açıkçası bu Serap Hanım. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Özellikle yurt dışı ve yurt içinden de olsa Türkiye'yi, İstanbul'u tercih edecek olan misafirlerimizin evlerinin dışında ikinci bir adresi olaraktan Wishmore Oteli tercih edebileceklerini, gönül rahatlığıyla burada konaklayabileceklerini söylemek isterim. Kapımız herkese açık. Biz buradayız. Biz buradayız. Bekliyoruz efendim. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki, çok teşekkürler tekrar. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tümüyle devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Yeşilin ve sakinliğin buluştuğu piknik alanları sabit barbekülörü ile öne çıkan Alkanat Restoran'da konuk olduk. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Kemerburgaz'da devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise Alkanat Restoran'da konuk oluyoruz. Yanımızda mekanımızın sahibi Sayın Engin Cihan ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, çalışıyoruz, sizleri bekledik, güzel oldu. Yoğun ve çok güzel lezzetlerle karşıladınız bizi. Lezzetlerimizi tabii ki anlatacağız. Lezzetin sırrından biraz bahsedeceğiz. Peki, burada özellikle bir lezzetimiz var ki en güzel ve sıcacık, daha yeni, taze pişti. Onu da sevgili izleyicilerimiz muhakkak göreceklerdir. Lezzetimizin sırrı aslında etimizde. Öyle değil mi? Aynen, etimizde. Etimiz bonfileden yapıyoruz et sotemizi. Yani öbür çökertme kebabımız var, işte kanadımız var, mezelerimiz var. Ama bunlar taze pişip işte soslarıyla birlikte verildiği zaman lezzetleri bir kat daha artmış oluyor. Kesinlikle, ama dediğimiz gibi burada tüm kullanılan etler, tavuk olsun, etimiz olsun, bunların hepsi doğal besinlerden, değil mi? Markalı, sokaktan alma malzeme değil. Hepsi geldiği yerler belli. Etlerin olsun, tavuk ürünlerin olsun. Zaten mezelerimiz ustalarımız yapmakta. Hazır bir şeyimiz yoktur. Yani her şeyi burada yapıyoruz. Evet.
Aslında tabii ki etimizin lezzeti çok önemli ama bu arada kullandığımız tüm malzemelerin hepsi de doğal ve her gün taze yapılması. Burada her şey günlük geliyor çünkü ertesi güne bir şey bırakmamaya gayret ediyoruz. Günlük işte belli alışveriş merkezlerinden, toptancılardan bunları tedarik ediyoruz. Zaten her şey göründüğü gibi yani günlük olması bu işin püf noktası. Ama stoklu çalıştığı zaman da lezzetlerde biraz daha sıkıntı yaşayabiliyorsun. Tabii bu arada Alkanat Restorant olarak da çok uzun yıllardır bu sektördeyiz. Ve çok yoğun talep edilmesinin sırrı da aslında işte tabii ki lezzetlerimiz ama aynı zamanda mekanımızın genişliği ve ferahlığı. Öyle değil mi? Kaç kişilik kapasiteye sahip mekanımız? Şu anda iç mekanımız 150 kişiye sahip. Dış mekanda yaz günleri 500 kişi, 600 kişi oluyor. Yazın pikniğe gelenler, kır düğünü yapanlar, işte kendilerine özel işte geceler düzenleyenler yazın daha güzel oluyor buralar. Kışın tabii malum soğuk olduğundan dolayı iç mekana kaçmak zorundayız. Böyle şöminemizden işte ısınmaya çalışıyoruz. Ama yazın buranın tadı bir başka güzel oluyor. Ama kışında böyle mangalın başında değil mi? Ocak başında olması da çok büyük bir ayrı keyif zannediyorum. Bu keyfi yaşamak için de sevgili izleyiciler muhakkak buraya geliyorlardır. Ve konum itibariyle de burası hem Kemerburgaz'a çok yakın ama aynı zamanda da Göktürk'e 5 kilometre Göktürk, işte Ayazağa'na 7 kilometre. Bu Cendere yolu üzerindeyiz biz. Bu eski Ayazağa yolu derler buraya. Cendere yolu üzerindeyiz. Biraz sapayız. Yoldan biraz aşağıdayız. Ama bilen arkadaşlar direkt geliyor müşterimiz sağ olsunlar. Ama çok uzak bir noktada değiliz. Hiç olmazsa şehrin gürültüsünden uzağız. En basit şey o. Sessiz, sakin bir yerimiz var. Ailelerin de huzur içinde yemeklerini yiyebildiği, nefis tatları tadabileceği bir mekan aslında burası. Genelde biz insanlara buraya kendi yeriniz demeye çalışıyoruz. İşte yeşilin ve sakinliğin duyulabileceği gerçek bir mekan dedik ilk başta açarken. Tabii biz de bunu hep yazdan bahsediyoruz, hiç mekandan bahsediyoruz ama kışın burada karın keyfi başka güzel oluyor. İşte bunun daha sucuk partileri var, karın üstünde mangalları var. İnşallah bu sene de iyi kar yağarsa onları da görürüz. İnşallah tadına doyulmaz dakikalar geçiriyorlar misafirlerimiz. Ama sadece burada lezzetleri çok kısa geçtik. Burada sadece işte et sotemiz, çökertme kebabımız, tavuğumuz yok. Bunun haricinde birçok farklı lezzetimiz var değil mi? Tabii şimdi biz burada burayı tekrardan açarken insanlara dedi ki dilediğini getir ben pişiririm. Balık getiren var. Yani kendi etini de getiren var. Biz de veriyoruz. Ama her türlü şeye damak tadına hizmet etmeye gayret ediyoruz. Evet. Tabii bu güzel lezzetleri ve bu güzel mekanın tadını çıkarabilmeleri için de sevgili izleyicilerimizi Alkanat Restoran'ta bekliyoruz. Diyelim mi? Herkesi Alkanat Restoran'ta bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Uzman kadrosuyla %100 müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan Nokta İnsan Kaynakları'na konuk olduk. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Bahçeşehir'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise insan kaynaklarına yönelik hizmet veren Nokta İnsan Kaynakları'na konuk oluyoruz ve kurucumuz Menekşe Moralıoğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Menekşe Moralıoğlu kimdir? Ben 44 yaşındayım. Bir çocuk annesi, bir bayanım. Öncelikle eğitimimi Ankara'da tamamladım. Çocuk gelişimi ve ekonomisi yönetimini bitirdikten sonra pedagog olarak çalıştım. Ardından da oğlumun doğumuyla birlikte ortaya ciddi bir bakıcı problemi ortaya çıkınca da eğitimimi bu yönde değerlendirmeye karar verdim. Tabii burada hizmetlerimiz de ön planda. Çünkü kaliteli hizmeti ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Ama tabii ki doğal olarak burada insan kaynakları olarak insanların hayatına
müdahil oluyoruz. Ve bu anlamda da bu işin birçok riski var. Nokta insan kaynakları bu riski en aza nasıl indirdi ve aynı zamanda bu güven olgusunu nasıl sağladı? Şöyle, zaten burası yasal bir işletme. Bunu sağlamanın tek yolu da Türkiye'de biz Çalışma Bakanlığı'na bağlı olarak, İşkur'a bağlı olarak çalışmaktayız. Yani özel istihdam bürosu statüsünde yer aldığımız için bütün hizmetlerimiz İşkur tarafından denetlenir. Aynı zamanda destekleniriz de. Yani o anlamda müşterilerimiz bize, daha doğrusu ailelerimiz diyoruz onlara, artık bir süre sonra müşteri olmaktan çıkıyor onlar bizim için. Ailelerimiz bize geldiğinde öncelikle İşkur'un desteğinin ve de güvencesinin arkamızda olduğunu bilerek geliyorlar. Çünkü bu işi yasal yapmadığınız zaman bir sürü handikapları var ve bu İşkur'dan biz bu belgeyi alabilmek için de, bu yetkinliği alabilmek için de iş ve meslek danışmanlığı eğitimi aldım. Yani kendi çocuk gelişimi eğitimi, eğitimimin üstüne bir de burada değerlendirebilmek için devletin yasal olarak zorunlu tuttuğu iş ve meslek danışmanlığı eğitimini de aldım. Bunu yaptıktan sonra da tabii ki devletin bizden talep ettiği bazı şeyler var. İşte sağlık raporları, güvenlikle alakalı işte adliyeden sicil raporları, bunların alınması gerekiyor. Yani bunları almadan hiçbir şekilde biz bir ailenin evine gündelik temizlikçi eleman bile göndermiyoruz. Sevgili izleyiciler de danışmanlık hizmeti alabiliyorlar aynı zamanda sizden de. Nokta insan kaynakları diye girdikleri zaman da evet, Google'dan, evet, internetten de yani görebiliyorlar. Oradan başvurularda bulunabiliyorlar. Elemanlar da oradan bize ulaşıyor. Ama bizim genelde ailelerimizin de elemanlarımızın da şöyle bir özelliği var. Bize referansla gelirler. Yani ben Bahçeşehir bölgesinde hemen hemen hiç reklam yapma ihtiyacı hissetmedim. Şöyle ki bir müşteri zaten memnunsa size başka müşterileri mutlaka yönlendiriyor. Elemanlar için de aynı şey geçerli. Bir eleman gelip sizden mağdur olmadan bir işe girerse, sigortası yapılırsa, işte güzel ailelerle, insan gibi davranılan ailelerle çalışırsa, o tabii ki bütün arkadaşlarına diyor ki ya o ajansı boş verin, siz nokta insan kaynaklarına gidin diyor. Bu diyorum ya, 9000 tane portföyde elemanım var benim. Yani bu anlamda tabii ki sektörde de var olmanızı ve devamlılığınızı sağlıyor. Elbette. Çünkü güvenilir ve aynı zamanda kaliteli bir hizmet sunuyorsunuz. Dediğim gibi çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan izleyen sevgili TV8 İnt izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Mutlu olun, huzurlu olun. İhtiyacınız olursa bizi bulun diyelim. Biz buradayız, bekliyoruz diyoruz. Biz buradayız, bekliyoruz. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız Tüm Hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Saç simülasyonu ile yepyeni bir görünüme sahip olmak için HFS Center'a konuk olduk. İzleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, şimdi de HFS Center'dayız ve yanımda firma sahibi Serkan Bozkurt var. Merhabalar Serkan Bey. Merhabalar. Serkan Bey, saç simülasyonu nedir? Birazcık bahsedebilir misiniz? Gelen müşterileriniz nasıl bir aşamadan geçiyorlar? Saç simülasyonu aslında izleyicilerimin çok rahat anlaması için anlatacağım. Genel olarak seyrek olan ya da sorun yaşanan saç bölgesine özel geliştirmiş bir cihaz yardımıyla minik saç efektleri verilme sanatı. İşlem esnasında sorunlu yaşanan bölgeyi biz modern ressamlar gibi minik saç efektleri şeklinde boyuyoruz. Ama tabii yapmış olduğumuz işlem deri altında olduğu için çok uzun süre kalıyor ve kişi daha yoğun ve gür bir görünüme saatler içerisinde kavuşuyor. Mesela ne kadarlık bir süre kalıyor kafada bu saç boyası? Şimdi bu kişinin cilt yapısına, günlük yaşamsal fonksiyonlarına da bağlı olarak genelde 3 ila 5 yıl arası bir kullanım süresi var. Ama örnek vereceğim, kişi spor yapıyor, haftada 4 gün 5 gün spor yapıyorsa tabii terlemeye bağlı bu süre kısalabilir. Yani 2 yıla kadar süre düşebiliyor. Peki bu dövme gibi bir işlem mi? Aslında dünyada yapılan uygulama dövme uygulaması. Yani kafaya yapılan, serikliği gideren bölge dövme boylarıyla yapılan dövme uygulaması. Ama biz bunu dünyada daha geliştirdik. Yaptığımız uygulama dövmeden en büyük farkı geçici olması. Yani ömür boyu kafanızda böyle bir şey taşımıyorsunuz. Belli periyotlar sonunda yenilenebiliyor. Çok daha güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Ve ömür boyu da kalmıyor. Açıkçası dövmeyle en büyük farkı bu. Peki Serkan Bey, bayanlara da hizmet veriyor musunuz? Aslında saç sorunu ilk bakışta erkeklerin sorunu gibi gözüküyor. Ama maalesef günümüz bayanlarında da çok fazla saç sorunu yaşanmaya başladı. Bizim
yapmış olduğumuz saç simülasyonu, saç sorunu yaşanan herkes yaptırabilir. Bay ya da bayan, hiçbir şekilde ayırmak mümkün değil. Peki bu mesela ben sarışınım. Bana uygun da bir saç boyası yapabiliyor musunuz, yoksa hani özellikle tek tip bir hani renk mi kullanıyorsunuz? Yani her renge hitap edebiliyor musunuz saçta? Yok. Yani burada kişinin saç rengine, hatta ten rengine bile uygun saç boyaları kullanabiliyoruz. Burada yine Türkiye'de üretilen, kendi üretimimiz olan saç simülasyon boyalarını kullanıyoruz. Tüm testlerden geçmiş, insan vücuduna en uygun materyallerden üretilmiş bir boya. Kişinin saç rengine, dediğim gibi cilt rengine uygun renkler seçiliyor. Çünkü buradaki amacımız sorunlu bölgeyi doğal bir şekilde yoğun hale getirmek. Amacımız bu. Ama burada izleyicilerimiz arasında bulunan bayanlara kötü bir haberim var. Örnek vereceğim. Siz sarışın bir bayansınız. Ben bu uygulamayı size yaptım. Siz atıyorum 2 ay sonra da dediniz ki ben saçlarımı siyah yapacağım. Türkan Şoray gibi olmak istiyorum. Olamazsınız. Çünkü mevcut zemindeki renk sabit kalıyor. Hani bayanlarda çok aşırı renk değişikliğine gitmeleri mümkündür ama mevcut saç rengini kullanacak kişiler için saç simülasyonu muhteşem bir uygulama. Serkan Bey, çok teşekkür ediyorum röportaj için. Ben çok teşekkür ederim. Esta Pilates'e konuk olduk, Pilates nedir diye sorduk. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız ise Pilates ile ilgili bilgileri almak üzere Esta Pilates Master Trainer'ı Furkan Bayrak ile birlikteyiz ve Pilates ile ilgili bilgileri alacağız. Sakın bizi kaçırmayın diyoruz. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle Pilates nedir? Ondan başlayalım dilerseniz. Öncelikle Pilates tamamen kelime anlamı kontrolücü olan bir branş aslında. Beden, vücut ve zihin birlikteliğini bir araya getirerek yapılan bir aktivitedir. Aynı zamanda vücudumuzun merkez bölgesinden kor kaslarını kuvvetlendiren bir egzersizdir. Ve her yaştan, herkesinden bireyin rahatlıkla yapabileceği bir egzersizdir. Ve bu anlamda tabii ki birçok farklı çeşidi var. Evet. Öyle değil mi? Evet. Peki üyelerimize sağladığımız hizmetler neler? Biz Esta Pilates olarak şu anda MET dersi, yine minder üzerinde verdiğimiz dersler var. Reformer aletimiz var ve hamile pilatesimiz var. MET dersi bildiğiniz gibi gruplar halinde ve kendi vücut ağırlığına yapılan bir pilates çeşididir. Reformer da tamamen günümüzde en yaygın olan pilates çeşitlerimizden bir tanesidir. Aynı zamanda yaylı bir platformumuz üzerinde yine vücut ağırlığınızla yine kendi ağırlığınızı ve yayları kullanarak yaptığınız bir pilates çeşididir. Bu pilates çeşidinin sağladığı yararlar var. Bunlarda sakatlanma riski yok, yanlış yapma riskini ortadan kaldırıyor ve bel fıtığı, boyun fıtığı olan hastalarımızın bile çok rahatlıkla yapabileceği bir egzersiz çeşididir. Bir diğer pilates çeşidimiz de hamile pilatesi. Doktorunuzun izin verdiği sürece 12. ve 16. aylar arasında başlanıp hamileliğin son günlerine kadar devam ediyor. Ayrıca bu pilatesin sağladığı yararlar, hamilelik döneminde bildiğiniz gibi bebeğin büyümesiyle birlikte lumbar omurlar dediğimiz bel omurlarına bir baskı oluyor. Sırt ağrıları başlıyor. Eklemlerde progesteron denen bir sıvı salgılandığından dolayı eklemler sakatlanıp zarar görebiliyor. Bu eklemleri güçlendiriyoruz. Aynı zamanda bel ve lumbar omurları ve sırtları güçlendirdiğimiz zaman da bacaklarını da kuvvetlendirdiğimiz zaman da bu omurga rahatsızlıkları ve sakatlanmalardan koruyoruz. Aynı zamanda normal doğumu destekliyor. Ve aynı zamanda kilo kontrolü için de pilates yapılmasını öneriyoruz. Biraz da sizi tanıyalım. Ne dersiniz? Olur tabii ki. Ben Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Antrenman bilimleri uzmanıyım aynı zamanda. Yüksek lisansımı Sağlık Bilimleri Enstitüsü hareket ve antrenman üzerine yaptım. Aynı zamanda şu anda özel bir üniversitede öğretim görevliliği yapıyorum. Ve aynı zamanda pilates eğitmeni yetiştiriyorum. Kendim master trainer'ım. Aynı zamanda Jimnastik Federasyonu'na bağlı olarak ikinci kademe pilates antrenörüyüm. Üçüncü kademe yine fitness eğitmeniyim ve küçük yaşlarda spora başladım. Aynı zamanda milli sporcuyum ve küçük yaşlarda jimnastik ve güreşle uğraştım. Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Şıklığı ile ilgi çeken Beylikdüzü'nün en iyi mekanlarından biri olan Gogo Cafe Restorant'tayız. İzleyelim.
Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Beykent'te devam ediyor. Şimdiki durağımız ise kafe sektörüne yönelik hizmet veren Goga'ya konuk oluyoruz ve yanımızda marka sahibimiz Muhammed Ali Aksoy ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Gerçekten çok güzel bir mekan. Tebrik ediyorum bu anlamda sizi. Tabii ki farklılıkları, güzellikleriyle ilgili bilgiyi alacağız ama öncelikle Goga nasıl oluştu, nasıl gelişti, nerede başladı bu hikaye? Onu alalım sizden. Yaklaşık 10 yıllık bir gıda tecrübemiz var. Yaklaşık 2 yıl önce de Goga markasıyla alakalı, bizim bir defa Goga isminin nereden geldiğiyle alakalı önce isterseniz oradan başlayalım. Goga bizim, ben Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Goga köyündenim. Marka ismimiz de köyümüzün isminden geliyor. Yaklaşık 1000 yıllık bir geçmişe, maziye dayalı bir isim bu. 2 yıl önce Goga markasıyla kendi markamızı oluşturma kararı verdik. 2 yıldan bugüne kadar da şu anda 5. şubemizi açıyoruz. Markanın isim geçmişi buraya dayanıyor. Tabii mutfağımız çok geniş. Dünya mutfağı var. Konum itibariyle herkesin rahatlıkla gelebileceği bir mekan. Ama aynı zamanda çok geniş ve ferah bir mekan. Ve birçok farklı aktiviteye de açık bir mekan. Evet, biz aslında Karadeniz yemeklerinden de birkaç tane serpiştirdik dünya mutfağının arasına. Sabahleyin müşterimizin burada işte kahvaltıyla başlayıp gece geç saatlere kadar yine işte atıştırmalıklarımızla olsun, öğlen işte pizzamızla, makarnamızla, yani dünya mutfağından her türlü seçeneği bulabildiği, aynı zamanda nargile konseptini de bunun içerisinde serpiştirdiğimiz bir konsept sunuyoruz. Lokasyon seçimlerini de gerçekten müşterimizin çok rahat edebileceği, çok rahat bulabileceği, ulaşabileceği lokasyonlar seçiyoruz. Bunun yanında işletmelerimizin tamamında çocuklu ailelerimizin gelip çocuklarını çok rahatlıkla çocuk oyun alanlarımızda oynatabileceği yerler yapıyoruz. Bunun yanında VIP odalarımız, müşterilerimizin doğum günü kutlayabilecekleri, toplantı yapabilecekleri, ayrı gruplar şeklinde kendilerini rahat hissedebilecekleri alanlar üretiyoruz. Bunun yanında oturma gruplarıyla seçtiğimiz masa, sandalye vesaire gibi gruplarla da müşterimizin gerçekten ev rahatlığında çok rahat bir şekilde oturabilecekleri, keyifli bir şekilde yemek yiyebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten çok başarılıyız diyebilirim. Çünkü müşterilerimizin de bu anlamda geri dönüşümlerini de çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Çok ciddi bir şekilde de bunun üzerinde duruyoruz. Şikayet aldığımız noktaları da hemen çok hızlı bir şekilde düzeltip kendimizi yeniliyoruz. Bu anlamda bölgede çok ciddi bir bilinirliğimiz ve tanınırlığımız var. Bunun yanında da şu anda işte diğer şehirlerde ve diğer illerde de şubeler açarak bunu tüm Türkiye'nin geneline yaymaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. İnşallah. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, kafe sektöründe bir marka isimden Goga'dan aktaracaklarımız bu kadar. Bakalım neredeyiz, hangi sektördeyiz? Buyurun. Günlük hayatımızda pek çoğumuz asansör kullanırız ve asansörlerin güvenliği bizim için çok önemli. Sizce asansör bakımı kaç ayda bir yapılmalıdır? İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Avcılar'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise asansör sektörüne yönelik hizmet veren Maximak Asansör'deyiz ve firmamızın sahibi Sayın Orhan Kaya ile birlikteyiz. Asansör bakımı ve daha birçok konuyla ilgili bilgiler alacağız kendisinden. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Orhan Bey, tabii ki hizmetlerinizle ilgili bilgiyi alacağız ama öncelikle asansör bakımı ile ilgili bilgi alalım. Asansör bakımı kaç ayda bir yapılmalı? Asansör bakımı tehlikeli bir iş kolu olduğu için ayda bir kere mutlaka yapılmak zorunda. Hı hı. Ve bu tabii gelişigüzel bir bakım değil. Teknik kapasitesi yeterli ekipler tarafından yapılmak zorunda. Peki halk bunu nasıl ayrıştıracak? Bunu halkın ayrıştırması pek mümkün değil. Devletin vermiş olduğu asansör firmalarına vermiş olduğu belgeler var. Bu belgeleri asansör firmasından isteyerek, bunlar yoksa tabii zaten veremeyecekleri için, isteyerek onu görebilirler. Tabii ki öncelikle firmayı araştırmak ve analiz etmek tabii, gerekiyor değil mi? Tabii firmanın geçmişine bakması lazım. Firma yönetenlerin geçmişlerinde bu işi yapıyor mu, yapabilecek kapasiteleri var mı yok mu zaten çıkar. Dolayısıyla geçmişlerine baktıkları zaman göreceklerdir. Yaptıkları işler de zaten garantisidir bunun. Evet. Peki siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben yaklaşık 20 senedir bu işin içerisindeyim. 3 senedir de kendi işimi yapıyorum. Evet. Daha öncesinde bir markanın altında çalıştınız değil mi? Daha önce büyük bir firmanın
bölge şefiydim. Avrupa yakası bölge şefiydim. Daha sonra kendi işimizi kurduk. Kendi işimize devam ediyoruz. Peki neler yapıyoruz? Biraz anlatabilir miyiz? Biz daha çok asansör montajı, montajına çok fazla girmesek bile yani eşin, dostun, yakınlarımızın şeyiyle montajda yaptığımız oluyor ama daha çok revizyon işi yapıyoruz. Yani revizyon dediğimiz asansörler, eski asansörleri modernize etmek, daha güvenli hale getirmek. Çünkü eskiden asansörler, yönetmelikler pek yoğun değildi. Dolayısıyla yoğun olmadığı için de güvenliği çok azdı. Şimdi yeni yönetmelikler çıktı. Bu yönetmeliklerin sebebi de güvenliği artırmak, insanların can güvenliğini sağlamak. Dolayısıyla insanların can güvenliğini sağlayabilmek için de biz de revizyon işlerine ağırlık verdik. Sıkıntılı, ağır, yorucu, pis, kirli bir iş ama biz seviyoruz işimizi. Gayet güzel. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Sonuçta benim iş yaptığım iş asansör işi. Asansörle alakalı bir iş yaptırmak istiyorlarsa insanların daha çok şey değil, yani görsellikten ziyade yaptığı işe bakmaları, arkasını araştırmaları lazım. Evet, çok teşekkür ediyoruz tekrar, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Hepimiz mutlaka güne kahvaltı ile başlarız. Peki doğal gıda ürünlerinin faydaları nelerdir? Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de doğal ürünlerin bulunduğu yaylacık kahvaltıya konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahipleri Sayın Ahmet Koca ve Melike Koca ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Merhaba Ahmet Bey. Merhaba. Nasılsınız? Geldim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Öncelikle hanımlardan başlayalım. Evet. Dilerseniz Ahmet Bey. Yağımız, peynirimiz, zeytinimize kadar tabii burada birçok ürünümüz var ama onların hepsi de doğal ve özellikle yerinden alıyoruz, öyle değil mi? Özellikle yerinden getirtiyoruz. Buna çok önem veriyoruz gerçekten. Hı hı. Tereyağımız mesela biz Gürünlüyüz. Gürün'den özel olarak tereyağı getiriyoruz. Oradan meşhur olan diğer ürünleri de getirtiyoruz. Öyle bir şansımız var. Bu anlamda da gerçekten tabii, müşterilerimize doğal şeyleri vaat ediyoruz yani. Evet, Sivas'ın doğal ürünlerini de burada bulabiliyorlar sevgili izleyiciler ama sadece bunlar değil, öyle değil mi Ahmet Bey? Evet. Sadece burada peynir, işte yağ vesaire yok. Birçok ürün çeşidimiz var. Aynen. Bunlar neler, biraz bahsedebilir miyiz? Yani özel olarak ürettirdiğimiz beyaz peynirlerimiz, zeytinlerimiz, tereyağı. Yani insanlarımız artık eskisi gibi değil, sağlıklarına çok önem veriyorlar, evet, doğal beslenmeye. O yüzden biz de yöresel gıdalar getirmeye, yöresel ürünler getirmeye dikkat ediyoruz. Katkısız ürünler. Yani biz de önemsiyoruz insanlarımızın sağlığını. Kendi sağlığımızı düşündüğümüz kadar onlarınkini de düşünüyoruz. Aslında yemediğimiz yani hiçbir şeyi de tüketiciye vermiyoruz, öyle değil mi? Götürmeyeceğimiz hiçbir şeyi burada müşterimizin hizmetine sunmuyoruz kesinlikle. Peki Yaylacık Kahvaltı kaç yıllık bir firma? Yani nereden baksanız 25 yıllık bir firmadır yani. Biz de bunun devamını Göktürk'te insanlarımızın hizmetine sunduk yani. Evet, sunmaya da devam edeceğiz. 7. şubemizde Göktürk halkının hizmetinizdeyiz. Evet, tabii burada sadece Göktürk'te değiliz. Birçok yerde varız aslında, tabii ki, değil tabii mi? Tabii ki. Şişli'de, Mecidiyeköy, Feriköy, işte Ok Meydanı, işte Bahçeli Evler, Ortaköy. Burası da 7. şubemiz. Allah'ın izniyle. Tüm ürünlerimizle doğal, tabii, sağlıklı, aynen, ürünlerimizle halkımızın hizmetindeyiz, evet, diyoruz. Tüm sevgili izleyicilerimiz de Yaylacık Kahvaltı'ya bekliyoruz, evet, diyorum. İnşallah. Değil mi? Evet. Tüm Göktürk halkının ve İstanbul'un hizmetindeyiz. Şu diğer şubelerimizle. Birlikte bekliyoruz. Evet, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani sağlığınızı düşünüyorsanız bizi tercih edin diyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar, sağ olun. Biz teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, doğal beslenmenin yolu Yaylacık Kahvaltı'dan geçer. Sizleri buraya davet ediyoruz ve tekrar görüşmek üzere diyoruz. Saç rengimiz bizi ifade eden en önemli unsurlardan biri. Peki 2017'nin saç rengi trendleri nelermiş? Öğrenelim. Şimdi özellikle ev hanımları, hanımlar çok merak ediyorlardır. Saç renginde bu yıl neler trend, neler moda? Şimdi bu yıl saç renklerinde moda olan
kahve tonları, kumral tonlar, omreler en çok moda olan. Zaten şu önümüzdeki 2-3 yıldır moda olan en çok renkler omreler. Doğal geçişler, ışıltılar. Yani artık eskisi gibi boya röfle böyle net çizgiler maalesef artık istenilmediği için daha çok doğal geçişler, sandra renkler, inci beyazı gibi doğal renkler istenilmekte. Zaten biz de müşterilerimize nacizane renk tavsiye ederken en doğal renkleri, doğal küllü kumralları, işte bej olan renkleri tavsiye ediyoruz. En çok tercih edilen renkleri de sorarsanız kumral tonları daha çok tercih ediliyor ve arasında yapılan geçişler, renklendirmeler, en çok tercih edilen renkler bunlar. Herkes ev sahibi olmak istiyor. Peki alırken nelere dikkat etmeliyiz? İzleyelim. Gayrimenkul alırken öncelikle gayrimenkulün ederi ve değerini çok iyi tespit etmek gerekiyor. Bunun için bir raiç bedel raporu hazırlıyoruz biz müşterilerimize. Bu raporun doğruluğuna göre hareket etmek çok önemli. Çünkü bir gayrimenkul için birçok marka farklı farklı raiç bedelleri tespit edebiliyor. Bulunduğu lokasyon, evin konumu, evin özelliklerine göre doğru rakamlı, doğru ürünü almak çok önemli. Evet. Göktürk bölgesi zaten son 10 yıldır bir cazibe merkezi halinde İstanbul'da. Bu da ormana yakın olması, daha müstakil yaşamın hakim olması, bahçe listelerinin olması birçok kişinin ve özellikle çocuklu ailelerin tercih sebebiydi. Ancak bu son 3 yılda havalimanı projesinin başlamasıyla birlikte burada tabii ki çok ciddi bir değerlenme söz konusu oldu. İstanbul'un göbeğinde yerli yabancı konuklarına özel lezzetler sunan Çınar Restoran'tayız. İzleyelim. Evet sevgili izleyenler, Çağlayan Çınar Restoran'tayız ve bu güzel restoranın sahibi İbrahim Çınar var yanımda. Merhabalar İbrahim Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Bey, bize birazcık bu sektöre nasıl girdiniz, nasıl böyle güzel lezzetler sunuyorsunuz bahsedebilir misiniz? Efendim ben 1976'dan beri Sultanahmet'teyim. Ufak yaştan beri mekan açtım. Adliye yanında, Sultanahmet Sarayı'nın, Adliye Sarayı'nın yanındaydım. 36 sene kaldım orada. 36 sene kaldıktan sonra adliye taşındı Çağlayan'a. Adliye taşınca ben de onu takip ettim ve buraya yerleştim. Adliye nereye, ben oraya diyorsunuz. Adliye nereye, ben de oraya geldim. Onları takip ediyorum. Peki İbrahim Bey, böyle güzel yemekler yapmaya nasıl başladınız? Benim çocukluğumdan benim merakımdır, zevkimdir. Ustam çok değerli bir ustaydı. Onun yanına yetişmeyim. Yemekleri genelde hep kendim yaparım. Peki İbrahim Bey, öğle saatlerine de denk geldik. Bayağı kalabalık oluyor burası. Bütün adliye burada neredeyse. Senelerdir sizi tercih etmelerinin en büyük nedeni size göre nedir? Bizim aramızda ayrı bir ortamı var. Müşterinin bizim aramızda ayrı bir ortamı var. Bize bir sevgi, saygı var. Çalışan arkadaşlarımız da ona göredir. Ben neysem onlar da aynıdır. Müşteri güzel hitap ederler. Yemeklerimiz de lezzetlidir. Yemeklerine bir hitap ederler. Ay, güzel bir ortam vardır. Çayını kahvesini içer, sohbetini yapar. Yemekten sonra ve gider. Peki İbrahim Bey, özellikle buradaki diğer restoranlardan sizi ayırt eden, bu kadar burayı kalabalık tutmanıza neden olan en büyük özellik nedir? Bizim sevgi saygımız, bizim yemeklerimiz lezzetlidir. Tatlısından, tuzlusuna, salatasından, çorbasına kadar. Bütün yemeklerimiz de lezzetlidir. Kendim özellikle ilgilenirim, kendim yaparım bunu yemekleri. Onun için lezzet burada bulurlar, Çağlayan Çınar'da bulurlar. İbrahim Bey, bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Künefe hepimizin çok sevdiği bir özel tatlı. Peki sizce kaç farklı künefe çeşidi var? İzleyelim. Künefe deyip geçmeyin. Künefenin bile farklı çeşitleri var. Neler, biraz anlatabilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Peynirli, sadece fıstıklı olan, aynı zamanda spesiyal fıstık ve peynirin iç içe olduğu, hı hı, bir ürünümüz var. Toplamda 3 çeşit sadece künefe ürünümüz var yani. Sade peynirli, fıstıklı, aynı zamanda bir de spesiyal. Fıstık ve peynirin iç içe olduğu bir ürün. Tabii kimi müşteriler kaymaklı veya da dondurmalı almak isteyen oluyor.
bu şekilde üzerine fıstığı serperek güzel bir lezzet sunmaya çalışıyoruz yani. Evet. Ve bu lezzeti yaklaşık 6 yıldan fazladır sunuyoruz. Tabii. Öyle değil mi? Kesinlikle. 6 yıl. 2010'un Ocak ayının sonunda sektöre girdik. Şu ana kadar işte 6. yılımızı doldurmak üzereyiz. 4 kardeş sektörde hem Türkiye geneli hem de yurt dışı toptan olmak üzere dondurulmuş künefe üretimi de yapıyoruz aynı zamanda. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Süt sağma ve yem kırma imalatı ile öne çıkan Çağdaş Tarım Market'e konuk olduk. İzliyoruz. Firmamız Kurucu Genel Müdür Abdurrahman Çağlı ve Genel Müdür Yardımcısı Gül Çağlı ile beraber 2004 yılında süt sağım sistemleri satışına başlamıştır. O yıllardan günümüze kadar süt sağım sistemleri, süt sağım odası kurulumu, kilit arkası sağım sistemleri, süt soğutma, kilit arkası sağım sistemleri, süt soğutma tankı, hayvancılık ekipmanları, 7/24 teknik destek, servis hizmetlerinin yanında yedek parça temini ve gezici ekiplerimizle bu alanda hizmet vermekteyiz. Yenilikçi ve önder olmak için hizmetlerimiz hızla devam etmektedir. Satış sonrası garanti ve servis hizmetlerimiz, müşterilerimizle dost olmayı başarmış, sektörün önde gelen markalarından biri olmak gurur kaynağımız olmuştur. Bizim için asıl önemli olan satış değil, satış sonrasında verilen yerinde kaliteli servis ve hizmettir. Müşteri memnuniyetinin zamanında ürün teslimi, uygun fiyat ve güvenilir kaliteyle sağlayarak tüm çalışanlarımızla beraber pazar payımızı arttırmak temel politikamızdır. Evet sevgili izleyenler, bir Altın Rehber programının sonuna daha geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, haftaya iş dünyasının rehberi Altın Rehber programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.